Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Tüm Tümosan'la ilgili kısa bir teknik analiz çalışmamız olacak. Hisseyi aynı zamanda takaslarında inceleyeceğiz detaylı olarak. Hissenin lot miktarının düşük olmasından dolayı agresif hareketler gerçekleştirebiliyor, sığ işlemler gerçekleşebiliyor hissede düşüşe başladığı zaman düşüş durmuyor. Yükselişe başladığı zaman da yükseliş durmuyor hissede. Şimdi son haftalarda son aylarda daha doğrusu yükselişin mimarı Citibank üzerinden gerçekleşen işlemlerden de kaynaklanıyor olabilir. Şöyle baktığımız zaman son bir aylık takaslarda Citibank'ın 2.3 milyon civarında not aldığını görüyoruz. Şimdi isterseniz şöyle Hisse son 3 e, ayda 2 katını geçmiş durumda şu anda. Ve piyasa değeri böyle defter değeri oranı 2,5 katından işlem gördüğünü göstermekte. Şirketin e, brüt karlılığı 2019 yılına nazaran daha iyi bir e, finansal tablo sergilerken şirketin 2016'dan beri e, yıl sonu bilançosunda kar veremediğini, sürekli zarar ettiğini ve kasadaki nakiti eritmeye devam ettiğini de hatırlatmak isterim. Ama şirketin e, kazandığı parayı genellikle pazarlama gideri, Araştırma gideri ve yatırıma harcadığı için şirketin toplam kaynakları son 3 yıl içinde yaklaşık 3 katının da üzerine çıkmış durumda. Yani hani şey, e, bu gıda firmalarından bahsederken bu Şoktur, Migros'tur onlardan da bahsetmiştim ya size. Bu adamlar çok güzel para kazanıyorlar ama sürekli zarar açıklıyorlar. Çünkü sürekli kazandıkları bütün parayı yatırıma yönlendiriyorlar. Ne temettü olarak dağıtıyorlar ne de... E, insanların bu paradan bir şekilde faydalanmalarını engel oluyorlar bu şekilde. Ee, sürekli mal varlıkları artıyor. Toplam kaynakları, portföyleri yükseliyor ama bilançoda sürekli zarar gösteriyorlar. Yani bu da ona benzer. Tümosa'nın önümüzdeki dönem için Türkiye'deki motor projelerinde öncü firma olması çok muhtemel artık. Ama e, bu pazarda düzenli bir gelir elde edebilmek için varlığınızı sabitlemeniz gerekiyor, güçlendirmeniz gerekiyor. Bakalım bununla ilgili önümüzdeki yıllarda şirket neler yapabilir bunu bilmiyoruz ama şu an mevcut fiyatıyla birazcık bana fiyatlı geldi diyebilirim. Çünkü yaklaşık 3 ay gibi bir sürede %100 yükselmiş ama yatırımcıların şu an ilgisini çekmeye başlamış. Şimdi isterseniz şöyle kısaca 3. çeyreğini göstereyim size şirketin. 2020'nin 3. çeyreğinde 104 milyon civarında brüt karı var ki geçen seneye nazaran neredeyse 3 katına yakın bir değer diyebiliriz. Şirketin önümüzdeki dönem için bu karlarını sürdürebilmesi önemli. Şimdi baktığınız zaman şirket aslında çok büyük kar yapmış gibi görünüyor ama bu şirket 2017 yılında bundan daha fazla brüt kar gerçekleştirdi. ondan sonraki sene daha düşük, düşük, ondan sonra daha düşük, ondan sonraki sene ...birazcık üzerinde yani bir düzenli bir artış e, gözükmemekte. Bu birazcık rahatsız edici diyebilirim. Yani bu şirketin e, ilerleyen yıllarda neler yapabileceğiyle ilgili... ...birazcık öngörünüzü e, zayıflatmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü öngörününüzü e, gerçekleştirebilecek rakamlar e, düzenli gelmiyor. Bu yüzden hani proje buldukça, e, şirket bir şeyler başardıkça... E, ...şirketin önün açılacak, belki kar yapacak hisse üzerine... ...o zaman daha rahat yorum yapılabilir finansal olarak ama teknik olarak yapması... Basit. Şimdi isterseniz şöyle çizdiğim kanalları göstereyim size. Şurada şu anda 15-30 bölgesinin destek olarak çalışması beklenir. Citibank'ın şu tepeyi gördükten sonra 17-60 bölgesi görüldükten sonra hissenin birazcık kar satışı yapmışlar. 200 bin lot civarında bundan önce 2 gün önce yani çarşamba günü ekside olduğunu görüyoruz e, takasta Citibank'ın. Şöyle gene itibariyle bakarsak e, aylıkta yaklaşık 1. 5 milyon civarında ilk 5 kurumun yani ana ortakların şu ilk 5 kurumun arttı olduğunu görüyoruz. Zaten bu alımın büyük çoğunluğu Citibank tarafından bu aylık gördüğünüz gibi 1-2.3 e, milyon civarında lot satın almış. Yani Citibank elindeki payı neredeyse %95'in üzerinde arttırmış görünüyor. E, şimdi baktığımız zaman hissede... E, bir sonraki nerede? Heh. Haftalıkta da ise çok sınırlı bir satış olduğunu görüyoruz ilk 5 kurumda. Yani hissenin yükselişini etkileyecek herhangi bir olumsuz tablo gözükmemekteki. Bilakis 15-30 bölgesinden hissenin tepki vermesi ilerleyen dönemde 16-50 bölgesini zaten 16-12'den kapandı ise. Aşağıdan da destek görmüş. Şuradaki koridoru yukarı yönde kıramadığı için gelen kar satışı 15-30'da son bulmuş. Piyasa eksi olmasına rağmen hisse pozitif seyrini bozmaması ben arkadaş tekrar 18 bölgesini test edip bu kanala girmeye çalışacağım demekte. Tabi dediğim gibi hisse agresif bir yapıya sahip olduğu için e, yükselişinin neye bağlı olduğunu size e, herhangi bir şekilde söylemem mümkün değil şu an için. E, şirketin e, kısaca teknik analizi bundan ibaret eğer 15-30 bölgesi aşağı yönde kırılırsa olabilir hani piyasa şartları bu hafta kötü başlarsa 15-30 bölgesi destek olacak bu bölge kırılırsa hissede aşağı tarafta gördüğünüz gibi... 14 bölgesine kadar çekilmenin sürmesi Muhtemel Çünkü e, hisse yükselirken agresif yükseliyor düşerken de aynı şekilde agresif yapısına taviz vermemekte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın